Allahu ekber ya. Namaz var değil mi Nadir abi? Evet. Kim söylemiş onu Nadir abi? Küllat orada geçiyor şimdi. Ne diyordu? Bu küllatta var. Zerrecik vücudum diyordu ya. Bu zerrecik. Bu zerrecik vücudum. Hadsiz bir vücut ailesi nihayet bir imbisat ile hadsiz güçler kazanmasına vesile. Maşallah. Öbür başta Nadir abi. He? Başta al. Öbür başta al. Ne mi söyledin ya onu söyle. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir. Yok o değil Nadir abi değil. O değil. Verdim ona ben gönlüm başta başa. Bunu. Verdim ona ben gönlüm başta başa artık. Maşkum oldu benim şimdi. Ben ona aşık. Ey Nur. Ey Nur gülü. Nur kerini öpsen dudağından. Kalp bahçesini kaybettiksen dudağından. Erdem Kokar'a o güzel rayiyasından çıksan mı yine ben ailemin fani tasasından? Allah Allah! Ne güzel değil mi Adra? Hoşuma gittiği için böyle şarkışım yani. Bir tane daha vardı ya, devamında bir şey vardı. Benden bana. He benden bana, ben gitme. Nur güllerin aslında bir misler gibi koksun, siyemle bıçağın yan bülbülü tevhidele ölsün. O da geliyor bir yerden. Benden bana ben gitmek için, onu söyle. Benden bana ben gitmek için Resulü de koştum. Nur derdine düştüm de denizler gibi coştum. Bir zerrecik olsun dert ararken düştüm yine derya gibi ben Nur'a koyayım. Allah Allah. Allah. Verdim ona ben gönlümü baştan başa artık. Maşkum oldum ben hep şimdi. Aşk. Allah Allah. Vücudunda güçlük ve eziyet canibinden ruhuna ve harekatına bak. Hiçlik, yokluk makamından nefsi külliğinde ve kehanet olan vücudunda Cenab-ı Hakk'ı tasarrufatını temaşayla. Hiçlik canibinden nefsindeki tasarruftan gör. Hiçlik canibinden nefsindeki tasarruftan gör. Bunlar şimdi iki kısım yapmışım ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Haşirde haşredin diriltilen sensin. Haşirde haşredilen sensin. Çünkü bütün birbirimiz bütün her işini temsil ediyor. Evet. Evet. Aleyhisselam. İnsan ekber şu daha rahat okunacak galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hiçbirden tecelli. Kalbindeki manayı ismi kalıntılarını temizler. Kalbini safileştir. Ülfet olan kalıntılar kalbin safiyete mani oluyor. Eşyanı ve kendini isimlere değiştir. Yani zahiren kendi ismin var da ismini cilve-i tahiyyün, şahsiyeti ve ilahiye, ehadiyet, cemal ve cihetinde temerküz esmai gibi kalp aynesini ne kadar temiz ve parlak olursa o derece onu gösterir. Kalp aynaya samet demektir. İçeceğimiz suyun berrak ve safi olması isteriz. Cenab-ı Hak da kalp aynemizin safi, tasavvuf etmiş külli aynayı ehadiyet olmasını istiyor. Mütekellim ezeli bizimle her an beraber ve konuşmakta. Çünkü latif şeffaf perde arkasından her an bizimle beraber. Senin var olman, hayatlar olman, konuşman veya benim konuşmam diye bir şey yoktur. Onlar onun tecellileridir. Hiçliğimiz de bizimle konuşuyor. Yani Cenab-ı Hak insan olan bir insanla konuşması, onun kendi kendine konuşması demek oluyor adeta. Konuşan fail, malum hiç ender hiç olduğu idrak edilince konuşanın o olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Hay-i kayyumu ezelinin hayatı ve sıfatları tevazu ediyor. Demek mana içinden manen tam sıyrılmak ve tecrüt etmek, hatta o cihete yok olduğunu bilmek. Bunu böyle yapmışım. Maşallah. Tebarek Allah. Evet. Bir parça daha. Harika. Teşekkür ettik abi. Evet.